Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yani daha önceki çalıştığımız zamanlarda da sizlerle ilişkilerimiz iyi olmuştu. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Altını çizerek gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi geçen bir söz gördüm bir yerde. Aslında biraz da bu işe başlamamızın da bir sebebi oldu. Şey diyordu, yani eğer beklersen başına gelecek olan tek şey yaşlanmaktır. Yani harekete geçmek gerekiyor, çalışmak gerekiyor. 3 yıldır bekliyoruz. Gerçekten yaşlanmanın dışında bir şey olmadı. O yüzden yıllarımızı verdiğimiz bu işte başka bir farklı bir formatta olabilir, farklı bir alanda olabilir, farklı bir yerde olabilir ama hiç önemli değil. Sonuçta futbolcu yetiştirmek. Bunun için böyle bir işe giriştik. Turgutlu da süper amatör takım ligle yer alan Kasabaspor'umuz vardı. Bu takımı bütün şeyleriyle aldım ben. Ve o takımı bundan sonraki süreçte daha iyi noktalara getirmek için çalışmalara başladık bugün itibariyle. Tabii ana amacımız süper amatördeki bir takım, sadece o takımı süper amatörde yer almak değil, altyapı. Bütün amacımız, ilk amacımız ve başlangıçtaki amacımız da bu. Bütün yaş gruplarında çocuklarımızı kazandırıp bu kulübe, Turgutlu Spor'a ve Türk futboluna oyuncu yetiştirmek olacak. Ana amacımız bu. Yani önce Turgutlu Spor'a ve ardından Türk futboluna sporcu, futbolcular yetiştirmek olacak. Şu an itibariyle yeni bir, yani sadece amatör takımı olan bir kulüpken, bugünden itibaren 6-14 yaş arası tüm yaş gruplarında liglere katılarak, maçlara katılarak çalışmalara başlamış olacağız. Öncelikle yapacağımız ilk şey Kasabaspor Futbol Okulu. Kasabaspor Futbol Okulu'nu kuracağız ve önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacağız. Bunun için de tüm Turgutlu'daki velilere seslenmek istiyorum. Gerçekten çok yoğun bir sürekli derslerden, yoğun programdan, boş kalan vakitlerde de çocuklarımızın sürekli telefonla, internetle vakit geçirdiği bir ortamda yeniden futbol oynamalarını, sahalara dönmeleri çok önemli. Ailelerin de buna teşvik etmeleri gerekiyor çocuklarını. Bu anlamda birkaç kulübümüz oldu Turgutlu'da, amatör anlamda ama altyapı anlamında. Bu çok iyi bir şey. Bunun sayısının artması da Turgutlu çocuklarımızın orada zaman geçirmeleri, sahada zaman geçirmeleri açısından önemli oldu. Biz de bugün itibariyle Kasaba Futbol Okulu olarak önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayacağız. Ve dediğim gibi tüm yaş gruplarında sporcuları da bekliyoruz.